Evet değerli öğrencilerim, sayın velilerim, artık uzun ve zorlu bir maratonun sonuna geldik. Yarın kısmetse sınava giriyorsunuz. Bu son günde her şekilde bize destek olan öncelikle tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Sayın Bilge Öztoplu. Hocam hoş geldiniz. Her Teşekkür zamanki ederim. gibi velilerimin ve öğrencilerimin gıyabında bu zorlu süreçte, bu koronalı günlerde hem destek vermek için moral ve motivasyon açısından bu gönüllü çalışmaya katıldığınız için ben hepsinin cevabında size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Dilerseniz Ben de. öncelikle siz yine kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra soru cevap şeklinde doğaçlama devam edelim inşallah. Tamam hocam, sesleri siz kapatın isterseniz. Tam kapatın hocam, çünkü arkadan sesler geliyor. Yasemin Hanım'kini de kapatın istiyorsanız. Ben nasıl kapatacağım? Buradan ben kapatabiliyor muyum Evet, sesleri? siz kapatabiliyorsunuz hocam. Bütün all mute diyeyim, sesleri kapatın. Sağ köşede de Yasemin de kapatabilir. Cızırtı geliyor Sağ çünkü. köşede mi? Evet. Sol köşede, pardon Yasemin'ciğim. Canım, sol köşede. Mut sadece bende var yalnız, diğerlerini göremedim ben. Tamam, şu an kapandı. Neden bunu söyledim? Şimdi her bir sözümüz, sesimiz, kelimemiz mutlaka bir çocuğa değecektir diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Seslerle ilgili bölüme gireceğim. Ama öncelikle çocuklara yarın değil mi? Yarın ve Evet pazar evet. günü. Cumartesi günü ve pazar günü giriyorlar sınava inşallah. Evet, yani bu süreçte bir kere başarılar diliyorum öğretmenlerime, bütün okul yöneticilerine, çocuklara verdiği desteklerden dolayı. Çok onlara teşekkür ediyorum ama ya çocuklarım daha çok çalıştı. Yani Evet. siz çalıştınız da çocuklarımız daha çok çalıştı. Kesinlikle. Şimdi ben yoğun bir işitselim. Dolayısıyla seslerden çok rahatsız olduğum için odaklanamıyorum ama çocuklarımızın içinde yoğun görsel olanlar var. Yoğun kinestetik olanlar var. Onlarda da çok işitseller var. Dolayısıyla bunu size hissettirerek, rahatsız olduğumu hissettirerek çocuklara da, çünkü böyle onlar benim çocuklarım gibiler, çok öğrenci koçluğu yaptığım için çocuklara da bir konuda rahatsız olduklarında çok rahatlıkla bunları söyleyebilmelerini istemek için örnekleme yaptım. Mesela hala ses geliyor Yasemin'den örneğin. O ses benim kulağımda. Yasemin, sol tarafta mut denilen bir bölüm var. Oraya basarsan en solda mute yazıyor. Şimdi devam edelim o zaman. Şimdi çocuklar için konuşmaya başlamadan önce ben kimim? Çünkü biz eğitimciler önce biz kendimizin kim olduğunu anlatırlar. Ben ne kadar anlatmayı sevmesem de ama kısacık söylüyorum. Ben eğitmenim. Emekli otelciyim, yazarım, yazmaya çalışanım, profesyonel koçum, özellikle ilişkiler koçluğu alanında çalışırken ama öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu bir sürü alanlarda çalışıyoruz ve bir regresyon uzmanıyım. Bir sürü kimliklerim var, web sayfamdan bakabilirler. Ama bunun ötesinde bir sürü projeler yapıp gençlere, özellikle İzmir'de çok yapıyoruz, Koçluk Federasyonu'na bağlı olan sivil toplum kuruluşlarına destek vermek amacıyla. Biz burada çok gençlere destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilere, desteklere. Şimdi ben çocuklarla çalıştığımda bambaşka bir dünyaya giriyorum hocam. Çünkü çocukların dünyası ile gerçek dünya arasında çok büyük farklar var. Yani biz çocukları nasıl görüyoruz? Çocuklar kendi dünyasından nasıl bakıyor? Dolayısıyla arada büyük bir farkı ben çocuklardan hissediyorum. Bu anlamda çocuklarla özellikle konuştuğumuzda çocukların söyledikleriyle hissettikleri arasında büyük bir fark var. Yani çocuk diyor ki ben diyor başarmak zorundayım diyor. Niye diyorum? Niye başarmak zorundasın? Babam öyle istiyor diyor. Annem öyle istiyor diyor. Peki sen ne istiyorsun diyorum. Ben diyor farklı bakıyorum diyor. Şimdi
konuya baktığımızda çok acı var yani, çok yara var. Dolayısıyla benim de çok canım yanıyor. Benim de 26 yaşında bir oğlum var. Ben de büyüttüm. Allah bağışlasın. Sağ olun. Dolayısıyla o süreçte içinde hiç ona çalış demedim. Yani o nasıl geldi bu noktaya, nasıl mezun oldu şimdi Kanada'da bilmiyorum yani. Hani kendi çalıştı. Ama şu var, ona yapabilecekleri konusunda sadece yapabileceğini söyleyerek. Hatta bu konuda fazla da ileriye gitmiştim. Bir gün çocuk yapamıyorum artık yapabilirsin deme demişti. Bakın bu bile çocuğa ters etki yaratmıştı. Bana yapabileceğimi söyleme, ben yapamadığımı biliyorum. Peki buradan niye anlamalıyız? Çocuklarımız aşırı gerçekçiler. Bizden daha gerçekçiler. Diyor ki ben diyor matematiği anlamıyorum. Bana yapabileceğimi söylüyorsun diyor. Benim anlamama gerçeğim var. Ve sen bunu söyleyerek göz ardı ediyorsun. Ki psikolojide de bireye sen yaparsın, sana güveniyorum tarzındaki telkinler aslında bilinçaltına verilen mesaj şudur orada. Beni zorlama, rahat bırak, bütün sorumluluğu ben sana bırakıyorum ki şu an Z kuşağıyla birlikte çalıştığımız için gerçekten de hem zeka olarak çok ileri düzeydeler hem de duyuları gerçekten çok açık olduğu için neyi hangi niyetle söylediğimizi gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle kesinlikle öncelikle karşınızdaki bireyin, bu sadece öğrenci olmak zorunda değil, karşınızdaki bireyin öncelikle yaşamış olduğu problemi bir kabul etmek gerekiyor. Evet, ortada mevcut bir problem var ve bu problem noktasında sana nasıl yardımcı olabilirim? Özür diliyorum, araya girdim bu arada ama bu gerçekten de kanayan bir yara ve çok önemli bir nokta. Yaptığım pek çok veli görüşmelerinde de veli diyor ki çocuğun stres seviyesi çok yüksek. Halbuki stres seviyesi yüksek olan veli çocuk değil. Bu bir. Peki diyorum, stres seviyesi yüksekken ne yapıyorsunuz sakinleştirmek için ya da destek olmak için? Ona yapabileceğini söylüyorum. Onda evet, bu potansiyel var, bunu biliyorum. Böyle oluyor. Ama yani burada şu var, çocuk yapabilme potansiyelini bu alanda kullanmak istemeyebiliyor. Çocuğa seçim hakkı vermiyor. Diyor ki sen bir varilsin. Senin bu varili doldurma yeteneğin, kapasiten var. Ben sana inanıyorum. Çocuk da içeriden bağırıyor, bana inanma. Şimdi ben öğrenci koçluklarındaki başarımın nedeni çocuklara çok aşırı gerçekçi davranmamdır. Ya otur bakalım, derdin ne? Anlamıyorum abla, ben bunu yapmak istemiyorum diye giriyor mesela. Tamam, ben seni anlıyorum diyorum. Ben de böyleydim diyorum. Ben de kafam matematiğe basmazdı. Bana diyor ki sonra nasıl başardın? Ben de sonrayı anlatıyorum. Ve onun gözünün önünde bir resim çiziyorum. Çünkü şu anda çocuklarımızın yarınki durumunda konuşmamız gereken şey girecekleri stres durumudur. Evet. Yani şu anda onlara mesela bizi izlerken diyecekler ki aman hani geyik vardı, hani kahkaha vardı, ya biz nereye geldik? Gene bunlar anlatıyor. İşte ben onlara şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Geyikli kahkahalı, geyik yapacağız arkadaşlar. Geyiksiz kahkahasız olmaz. Çünkü geyik demek, kahkaha demek anın içinde olmak demek. Ama bakın ben sizi şimdi ana bağlamak için bir şey söyleyeceğim. Şimdi strese gireceğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Sınav günü, eliniz ayağınız böyle bilmem ne. Dikkat edin, o gün söyleyeceğiniz kelimeleri şimdi gözümün önünde getirir gibiyim böyle. Kulağıma geliyor. Yapmak zorundayım. Bu sınavı almak zorundayım. Allah'ım ben normal devlet okuluna gidemem. Ya ben oraya düşersem? Güzel. Stresli olduğunuzda neresi harekete geçiyor? Duygularınız değil mi? Güzel. O zaman duygularınız harekete geçiyorsa bunun bir üç ayaklı masa olduğunu düşünün. Diğer iki ayağının da birinin ses, birinin görüntü olduğunu düşünün. Duygularınız harekete geçtiği takdirde hemen strese girdiğinizde deyin ki bu stresin bir görüntüsü olsaydı bu ne olurdu? Hoparlör ya da ambulans sesi, böyle cayır cayır hasta götüren ses gibi ses olarak baktığınızda. Peki görüntüsü ne, böyle lambasıyla yanan dönen gibi? Bu benim algım. Siz kendi içinizde o duygularınızla strese girdiğiniz halinizi bir şeyle görüntüleseydiniz, bir nesnenin görüntüsü olsaydı, bir ses, bu ne olurdu diye düşünmeye başladığınızda
sizi şimdiki ana getirecek faktörler yavaşça sıralanmaya başlayacak. Bu bir. İkincisi, yapmak zorundayım, başarmak zorundayım dediğiniz an şunu düşünün. Neyi başarmak zorundayım? Ben sınavı başarmak zorundayım. Güzel. Peki bu sınavı başarmam için beni ne destekler? Şimdi ve bu anda, şu deskte, şu sırada bunu başarmak için, bakın zorundalıyım kelimesini attım hemen. Yapmak zorundayım. Allah'ım ne olur başıma bir sürü şeyler gelir. Bunları atarak şu anda bunu başarmak için ne olsa beni destekler? Birden bilinç dışınızdan bir ses gelir. Sakinlik. Sakinlik. Sakin olmak seni destekler. Ha diye sesi duymaya başladığınızda şimdi de bu anın içinde kalmaya devam edersiniz. Çünkü stres geleceğe yöneliktir. Kaygı geleceğe yöneliktir. Bizim zihnimiz geçmiş ve gelecek arasında bir sarkaç gibi, saatin sarkaçı gibi gider, buna değer, sonra gelir, buna değer, gider, gelir, gider, gelir. Zihnimizin geçmişten alıp geleceğe projekte ettiği her bilgi, geçmişte böyle oldu, gelecekte de kesin kesin ben alamam. Matematikten zaten başarısızdım. Bu sınavda da sayısal kim bilir nasıl çıkacak? Ben yapamam. Yani zihin sizi geçmişteki bilgilerle hatırlatarak gelecekte de aynısını yaşayacakmışsınıza inandırır. Oysa şimdi ve bu an gerçek olan alandır ve zihnin girmediği tek yer şimdi ve bu andır. Ben şimdi burada bu... araya girmek istiyorum, özür diliyorum. Şimdi ve bu ana gelebilmeyi başaran birey zaten ne yapar? Mevcut akademik birikimini rahatlıkla o an akademik birikim olarak da düşünmeyelim, potansiyel olarak da düşünelim, hayata karşılaşacakları herhangi bir problem karşısındaki tutumları olarak da değerlendirebiliriz. Anda kaldıkları müddetçe mevcut potansiyel aslında hiçbir zorlama olmadan dışarıya rahatlıkla çıkabilecektir. Bunu yansıtabileceklerdir. Ancak sizin anlattığınız gibi kaygı ve endişe, yani geçmiş ve geleceğe gidip geldikleri müddetçe mevcut potansiyele de sekteye vurdurdukları için ne olacak? Yine birbirlerini tetikleyecek ve bir kısır döngünün içine giriş yapmış olacaklar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi bunun için çocuklar diyecek ki ne yapalım ya şimdi, nasıl yapacağız biz? Anın içinde nasıl kalacağız? Çok basit bir teknik vereceğim çocuklara. Büyüklere de ama. Hayatınızın her anında bunu kullanın. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey ya? Çok ilginç bir şey bu. Sizden strese girdiğinizde, eliniz ayağınız dolaştığında, bir konuşmaya çıkacağınız vakit ya da bir sınava girdiğinizde yapmanız gereken şey bir obje çalışmasıdır. Önünüze, örneğin deniz kenarında gidiyorsanız karşıda denizin ortasında gördüğünüz vapur olabilir. Ya da önünüzde nasıl bir şey varsa, biblo olabilir, kapının bir kolu olabilir ve sınavda silgi, kalem olabilir. Ya da sınavın içinde karşıda gördüğünüz hocanın silüeti olabilir, tahta olabilir. Benim sizden isteğim, kaygının geldiği an, zaten nefesleri dün Ferhan Hoca ile konuştunuz ki, 4 kere de alıp, 4 kere de tutup, 5 kere de vermek, bizim kahkaha yogamızın da temel şeyidir o. Nefesi zaten birlikte de yaparız. Ama şu obje çalışmasını hayatınızın her alanına katın. Objeyi önünüze alın. Örneğin ben şöyle bir tokayı aldım. Şu kadar basit bir şey. Bütün dikkatimi ben de kolonyamı aldım. Evet. Bunun da mantığını size söyleyeceğim. Şimdi önce bir mantığını söyleyeyim, uygulama yapalım. Mantık şudur. Dikkat bir enerjidir ve enerjiyle taşınır. Biz dikkatimizi istediğimiz gibi yönetebilmeliyiz. Eğer bizim dikkatimiz serbest dikkat değilse, sabitlenmiş dikkatse orada bir sorun var. Yani orada bir duygu var demektir.
duyguyla düşünce birbirine yapışmış demektir. Bizim dikkatimiz serbest olmalı. Nasıl olmalı? Örneğin sizinle konuşurken şu an arkadan sesler geliyor. Ben rahatsız diyelim olsam dahi yine de odaklandım, motoru taktım, gidiyorum. Çünkü etraftan gelen sesleri biz duyarız. Arabanın sesini, komşunun uzaktan bağırtısını. Buna serbestlenmiş dikkat deriz. Serbest. Ama bir dikkat daha vardır ki siz konuşuyorsunuz, benim kafam hiç sizde değil. Siz anlatıyorsunuz, benim kafam bir gün önce yaşadığım olayda. Ki birçok ruhsal hastalıklarının başladığı yerler budur. Kafa orada kalmıştır. Duygu ve düşünce birbirinden ayrılmamıştır. O zaman biz gerçeği dikkat kelimesiyle alırız. Derim ki, bakın şimdi benim elimde toka var. Baktınız, bunun toka olduğunu algıladınız, değil mi? Peki. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bu ne diyeceğim? Diyeceksiniz ki gözlük. O zaman bizler nesneleri önce beş duyumuzla görürüz, beynimiz işler, algılarız. Ya da birisi bize bu budur derler, bakarız onun o olduğunu anlarız. O zaman bizim o konuyu anlamak için baktığımız şeye, eğildiğimiz şeye dikkat denir. Tıpkı sahnedeki sanatçıların üzerindeki o ışığın onlarla beraber geziyor olması gibi. O zaman ben dikkatimi bilinçli kullanmalıyım. Şu an stresliyim, sınavdayım. Allah'ım kağıtlar dağıtılıyor. İnşallah kolay sorular gelecek. Ah yerine bir dakika. Ben şimdi dikkatimi buraya yönlendirebilmem için hemen bir obje çalışması yapmalıyım demeli benim. Güzel sınava hazırlanan kardeşim, çocuğum, evlatlarımız. Hemen bu objeyi alırım önüne. Silgi olsun bu ya da. Bunu şöyle başlasın. Bu objenin yerden yüksekliği, ki o sıranın üzerindedir. Yerden yüksekliği yaklaşık yarım milim. Ya da bu silginin. Ya da bu tokanın. Şimdi bunun boyu 5 santim. Odaklanıyorum bakın farkında olmadan. 5 santim, yüksekliği 1 santim, içinde dişleri var. Her bir dişin boyu ebatını saymaya bir dakika odaklandığımda ben o kaygıdan uzaklaşmış, elimdeki objeye odaklanmış olurum. Çünkü beni geçmişle gelecek arasında sarkaçı ben oradan alıp obje çalışmasına odakladığımda zaten o arada hoca şeyleri dağıtıyor, sınav kağıtlarını dağıtıyor. Bakın ben ikinci üniversiteye de girdim, sosyal hizmetleri bitirdim. Bunu uyguluyordum sınavda. Ben hani zaten beklentim de ikinci üniversite ama olsun, başarmak istiyordum. Obje çalışmasını yaptığımda kağıtlar önüme geldiğinde sayfaları açarken derin bir nefes alıp ikinci tekniği uyguluyordum. İkinci teknik ne? Sırayla geliyor. Bu bizim mutluluk bilgeliğinde 14 köy çocuğuyla yazdığım kitabın içindeki tekniktir bu. Büyüklerle evet, yazdık. Kitabı da gösterelim hemen, hazır taze gelmişken. Okumak isteyen velilerimiz, öğrencilerimiz olursa mutluluk bilgeliği. Daha sonra ondan da söz edelim isterseniz hocam. Evet evet. Şimdi bu 14 ortaokul köy çocuğuyla bunu yazarken buradaki o tekniği oraya çok iyi yerleştirmeye çalıştım. Tercih programı. Sınava giren, ki bilimsel bir tekniktir, sınava giren öğrencinin ben başarmayı tercih ediyorum demesi stresi otomatikmen sıfırlayan bir cümledir. Neden? Çünkü ben sonuca bağlı olmayan bir temenniden gidiyorum. Sonuç ne olursa olsun ben varım. Varlık olarak çok değerliyim. Eğer sonuç iyi gelmese bile ben kazanmayı, sınavın iyi geçmesini tercih ediyorum dediğinizde heyecanınız sıfıra iner. Çünkü sonuç odaklı değil, an odaklı bir süreç odaklı. Aha, süreç odaklı oluyorlar. Süreç odaklı. Hı. Ve o sizi, yani şu var, inşallah yarın yağmur yağmaz pikniğe gideriz. Ben yarın güneşin olmasını tercih ediyorum dediğinizde yağmur yağdığında sizi üzmez. Çünkü bilirsiniz ki güneş, yağmurdan sonra güneş gene çıkacak. Ve sonuçlar
sizi bu anlamda da mutlu eder. O zaman biz bir, dilimizde zorundayım, halletmem lazım, annem babam bana ne der, hangi dünyanın sonuymuş gibi duygudan çıkıp tam tersi şu anda yapmak zorunda olduğum şeyine sınavı geçmek. O zaman benim sınavı başarmam için bana ne destekler? Bir, şu anda kontrol edemediğim bir stres durumu var. Bu kontrol edebildiğim bir şey olsaydı ne olurdu benim bunu rahatlıkla yapabilmem için? Peki, stres benim kontrolümün altında mı? Hayır, yok, benim kontrolümün altında. Stres senin kontrolün altında. Çünkü sen orada 2 dakikalık ya da 1 dakikalık objektifine odaklandığında stresin senin kontrolün altında olduğunu çok rahat görüyorsun. Biz koçluk yaparız. Mevcut olduğum durum ne? İşte ben şu düzeydeyim. Verilerle, rakamlarla söyler. Nereye varmak istiyorsun? Bu noktasına. Bu noktaya varman için olanakların ne? Bunlar. Peki bunun sürdürülebilir hale gelmesi için bu süreci nasıl işletirsin ve eylem adımları? Şimdi bu eylem adımları sırasında dahi gremlinler dediğimiz konfor alanından seni çıkartmak istemeyen o sistematik canavarlar senin beyninde onu başarmana engel olabilir. Ama başarmana engel olan aslında senin zihinsel ve nörolojik olarak alışkanlıklarındır. Kendine yaptığın kodlamalardır. Hocam bir video paylaştım bugün sizinle, biliyorsunuz Profesör Gerbük'ün. Henüz değil diye, ki onu bütün öğrenciler ve veliler izlesin istiyorum. Evet, sosyal medya hesaplarımda ve WhatsApp durumunda da paylaştım. Üzerine de yazdım zaten, mutlaka izlemeleri gerekiyor. Umarım ulaşır. Üçüncü tekniği verelim hocam. Çünkü 40 dakika ben bilgileri vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bizim Erikson koçluğunda bir duygu yolu vardır. Yani o duygu neyse onun tersini yaratabilirsin. Ben çocuklara bunu pratik olarak şöyle söyleyebilirim. Gene kağıtlar dağıtılırken, hani çocuklara tüyo veriyoruz ya, duygusunu tanımlasın, kalp atışı, kendisinde ne oluyorsa, şöyle elini bedenine koysun, bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Çok kaygılanıyorum. Objesi olan şeydir, fare, yılan, bilmem ne gibi. Oysa bu kaygı yavaş yavaş ve uzun süreli beni kaygılandırıyor. Bu bir fare. Hmm. Benim elimde bir bilgi feneri var. Ben şimdi bu bilgi feneriyle bunu aydınlattım da farenin gözleri böyle bana bakıp kalacak ve oradan gidecek. Değil mi? Evet. Ama ben burada ne yaşıyorum? Başarısız olmaktan kaygılanıyorum. Güzel. Harika. Bunu tanımlamış olman harika. Süpersin. Peki başarısız duygusunun karşısındaki duygu ne? Başarı. Güzel. Peki şu an başarısızlık duygusunun arkasındaki, bedenindeki diğer duygu ne? Çok rahatsızım. Çok korkuyorum. Her neyse. Onların da karşıt kelimelerini bul bakalım. Ne? Şu anda korkuyorum. Karşısı huzur. Hani güven. Güvenli bir ortam. Ne dedik? Güven. Yani özür diliyorum. Burada araya giriyorum. Hocam aslında şunu yapmaları gerekiyor. Süremiz kısıtlı olduğu için toparlamak babında giriyorum. Tekrar özür diliyorum. Hayatta neye odaklanırsan onu çoğaltırsın. Şu durumda olmasını, özür diliyorum, olmasını istemedikleri şeye değil, olmasını istedikleri şeye odaklanırlarsa zaten enerjiyi de oraya akıtmaya başlayacaklar. Ama hocam şurada şunu yapmaları lazım. Arkalarını dönüp ruhsal olarak sınavda sanki o kelimeler, o pozitif kelimeler arkalarındaymış gibi o 10 tanımına uygun olacak şekilde 5 noktasından durup kendilerini ona birer adım birer adım o başarı, o olumlu cümlelere, kelimelere yaklaşıyorlarmış gibi hayalinde geri adım atmaya başladıklarında stresi zaten yavaşlatıp önündeki işe odaklanmaya başlayacaklar. Çünkü yapabileceği bunlara bile stres yüzünden cevap veremez hale gelebilirler. Evet. Eğer stresi yönetemezler. Dolayısıyla her soruyu yaptıklarında şöyle bir içinden bir kahkaha atsınlar. Bir kahkaha, bir geyiği daha hak ettim. Bir muhabbeti daha hak ettim. Bugün arkadaşlarımla gezmeyi daha hak ettim.
Ama bunu stres olmadan, çünkü biz onların sınav sonuçlarına göre onları değerlendirmiyoruz. Varlıklarına, değerli olduklarına göre onları onurlandırıyoruz. Hocam stres oldum da az mı kaldı zamanımız? Stres olacak bir şey yok. 10 dakikamız kaldı. Şimdi evet 10 dakikamız daha var. Bu süreç içerisinde şunu da hatırlatmakta fayda var diye görüyorum ki hemen hemen her programımda üstüne basa basa söylüyorum. Bu sınav dünyanın sonu değil. Bu sınav onların ne karakterlerini, ne kişiliklerini, ne başarı potansiyellerini belirliyor. Bu sınav sadece belirli süre içerisinde, sadece belirli bilgi birikimlerini yokluyor. Ki burada sadece bilgi birikimi bile yoklanmıyor. Aynı zamanda burada ne yoklanıyor? Öğrencinin bu sürede bilgiyi nasıl kullanabildiği yoklanıyor. Şu durumda hiçbir şey dünyanın sonu olmadığına göre bu sene olmazsa seneye olur, seneye olmazsa daha sonra olur. Yine de seneye olacak diye bir şey de söylemiyorum. Ama bunun dünyanın sonu olmadığını kabul ettikleri takdirde aslında stres seviyesi de aynı oranda düşecektir diye düşünüyorum. Buradan tekrar tekrar söylüyorum. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Önce sağlık, ki şu yaşadığımız süreçte bize bunu gösterdi. Her şeyin başı sağlık. Hocam şey düşünsünler, niye hep olumsuz düşünüyoruz ki? Sınava oturduklarında bir mucize olsa, ben istediğim süper, yeri harika. Bir mucize olsa ben istediğim yeri kazanmışım. Kazandığımı gözümün önüne bir getireyim. Havalara uçuyorum, kollarımı kaldırıyorum, işte anneanneme gidiyorum, onları öpüyorum. Böyle bir hayal düşüncesiyle girmelerinin onlara ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Ama şöyle hocam, biz çocukluktan beri hep olumsuza odaklanarak yetiştirildiğimiz için doğal olarak bizden sonraki kuşakta ne yazık ki bunu bir yere kadar götürdü. Ama artık bilinçlenme süreci olduğu için daha farklı hareket edilebileceğini hepimiz keşfettik. Az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu arada uyarı geldi, tam 10 dakikamız kaldı. Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Nedir bu nokta? Hayat seçimlerden ibaret. Mutluluk da bir seçim, mutsuz olmak da bir seçim. Başarı da bir seçim, başarısız olmak da bir seçim. Hayat seçimlerden ibaretse şu durumda herkes kendi seçimini yaşıyor. Yani eğer birey bir yerde başarısız oluyorsa kendi seçiminin sonucunu yaşıyor. Şu durumda da yine odak noktasına geliyoruz. Hayatımıza neyi odak noktası haline getirirsek bizim gerçeğimiz olacaktır diye düşünüyorum ben. Ya bir de şunu söylüyorum, çocuklara biraz gerçekçi davranayım. Ya niye heyecanlanılır? Çalışmadıysan heyecanlanırsın tabii yani. Ama dersini çok iyi çalıştıysan hangisi gelecek diye bakarsın. Şimdi ikiye ayırıyorum. Ders çalışanlar, çalışmayanlar. Çalışmayanların stresi daha fazla, bunu biliyoruz. Tamam, yapabileceğin 4 soru varsa o stresle onu da götürürsün. Madem çalışmadın, bırak iyice rahatla. Orada da rahatla. İşte ise 4 soruyu kurtarırsın belki. Hiç değilse senin için bir tecrübe olacağını düşün. Çalışmadan girdin. Bu senin için bir tecrübe. Seneye tekrar gireceksin ama hiç olmazsa sistemin ne olduğunu göreceksin. Seneye neyle karşılaşacağını tecrübe edeceksin. Olaya bu açıdan bile bakmak. Bundan yaklaşık 2 gün önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir programla ilgili konuşuyoruz yine. Dedim ki çok heyecanlanırım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Canlı yayınla ilgiliydi. Bana sadece şunu söyledi. Yaşayacağın her şey bir tecrübe değil mi? Evet, bir tecrübe. O zaman tadını çıkar, eğlen. Anın tadını çıkar. Ne kadar güzel bir bakış açısı, ne kadar harika bir bakış açısı. Şimdi sizin çocuklara şöyle bir havuç göstereyim ben. Bu sınavı çok güzel atlatsınlar. Sizin okulunuza gelip onlara kahkaha yogası yapalım. Harika. Bunu YouTube'dan da yapabiliriz. Okuldan yapmamıza gerek yok. YouTube'dan da ulaşabiliriz hepsine. Yani böyle katılsınlar, yeter ki onların o Zoom'da yüzlerini görelim. Şimdi kahkaha yogası yapalım ama orada da böyle kahkaha liderleri seçelim onlara. Seçelim. Onlar olsun. Dolayısıyla onların o yaratıcı oyunlarını bizim kahkaha yogalarımızın içine katalım. Bir tane küçük bir şey anlatayım. Arkadaşımın oğlu bir yere kazanamaz dediler. Çocuğu bana gönderdiler. Çocuk geldi ama hiç alakası yok derslerle ve ona bir koçluk yaptık. Ata adı. Ata o sınavın sonucunda Manisa'daki bir üniversite. Celal Bayar Üniversitesi. Celal Bayar makine mühendisliğini kazandı. Oo, harika. Şimdi şeyi aradım, üniversite sınavıydı. Dedim ki Ata ne haber, ne oldu? Dört gözle merak ediyorum. Ya Bilge Hocam ben sizi arayamıyorum dedi. Neden? Ya ben kazandım da dedi, aile telef oldu dedi.
Öyle bir telefondu. Mutluluktan hepsi, babaannem, anneannem hepsi bir yerlere. Ne niye dedim? Hiç umutları yokmuş abla benden bunların dedi. Hiç beklentileri yokmuş yani, o derece şoka girmişler. Harika yani. Ben dedi bu kadar bana inanılmadığını bilmiyordum. Demek ki dedi tıbbı kazansaydım bunlara ne olurdu? Hepsi hastanelik olurdu. O zaman ne diyelim, bu cumartesi pazar günkü girecek oldukları sınavlarda böyle mutluluktan şok etsin hepsini. Temennim bu doğru. Tabii canım. Bir çalışması, bir böyle olumsuz başarısızlığın zıttı olan başarıya geri yürüme hayalinde. Yani şeylere girmiyorum. İşte bileğine lastik tak, hatırla filan. Bunlara girmiyorum. Onlar eskidi çünkü. Çocuklar da yemiyor bunları gerçekten. Yok, yok. Z kuşağı onlar, olmuyor onlarda. Onları o yüzden şunu, başarmayı tercih ediyorum. Ya da bugün sınavımın çok güzel geçmesini tercih ediyorum. Ya da bu sınavdan gülerek çıkmayı tercih ediyorum. Her cümlenin sonuna tercih kelimesini, siz de öyle arabayı park ederken, ilişkilerinizde böyle olmasını tercih ediyorum dediğinizde, bunun bilimsel olarak işte o kitapta yazılı, evet, nasıl bir ego sistemini sonuç odaklıktan çıkarıp ana ve sürece odaklı yaparak evrenle, sistemle nasıl birlikte hareket ettiğinize hizmet eden bir yöntem. Harika. Dolayısıyla zorundayım, etmeliyim, Allah yandım değil. Tam tersi, şu an sınavda bir mucize oluyor ve ben yapıyorum. Allah'ım, neredeyim? Evet. Yani geyik, çocuklar çok geyik yapacağız biliyorum. Ama hani bu hocanız bizi YouTube'a falan koyuyor. O yüzden çok da geyik yapamıyorum burada ama sizinle karşılaştığımızda epey geyik yapacağız. Söz veriyorum vallahi bak. İnşallah onlar için de böyle kahkaha dolu bir gün olur. Gerçekten yürekten temennim bu. Aylarca hep birlikte çok yoğun bir tempo ile çalıştık. Tabii ki onların verdiği emeğin yanında hiçbir şey bizim yaptıklarımız. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Hocam sizin öğrencilere bir ödev veriyorum şimdi. Lütfen bu videoyu izledikten sonra bir yere not alsınlar. Sınav bittikten sonra ben de oraya geldiğimde ben bu söylediklerinizden şunu yaptım, objeyi yaptım, şu önümdeki silgiyi tanımladım, bu bana şöyle yardımcı oldu diye ya da olmadı diye onlardan geri bildirim isteyeceğim. Lütfen bunu iyi dinlesinler bu söylediklerimizi. Özellikle evet, obje değerli çalışması. Öğrencilerim, değerli velilerim, dönütlerinizi bekliyorum kesinlikle. Bu sürece kadar bütün değerli konuklarımız çok güzel tiyolar verdi hepinize, çok şanslısınız. Yani tabiri caizse ücret karşılığında yapılabilecek tüm programları buradan korona döneminde gönüllü olarak hepimiz el birliğiyle sizlere sunduk. İnşallah hepinizin hayrına olur. Bu süreç içerisinde bunlarla ilgili güzel dönütlerinizi de kesinlikle ve kesinlikle bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hocam eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa alalım, ardından da programımızı sonlandıralım. Vallahi çocuklar ben size diyorum ki hayat boş tarlaya koş. Ne kadar basit değil mi? Şimdi bu bizim gerçekten hani küçücük çocukların söylediği bir şey ama o kadar güzel ki biz büyükler bile bunu uyguluyoruz. Gerçekten kafaya takmayın. Sonuçta anneniz babanızın değil, sizin istediğiniz yer olur. Kesinlikle. Bunu unutmayın. Aynen ve öyle. Ve bu sizin benliğinizle, hocam bir gün benlik saygısını anlatayım çocuklara özellikle. Çok mutlu olurum gerçekten de. Benliğinizin götürdüğü yer, yüreğinizin götürdüğü yer sizin istediğiniz yer olacak. Anne babanızın dikte ettiği yerler değil. Bu konuda yanınızdayım. Kim sizi sıkıştırıyorsa beni arayın. Hocanız kanalıyla uçar gelirim. Sizi çok seviyorum, inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Başaracaksınız. Bilge çok teşekkürler. Teşekkürler. Muhabbetini yapacağız çocuklarla. İnşallah, inşallah. Ben tüm değerli konuklarımıza da, Bilge Hocam size de çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kutlarınız için de teşekkür ediyorum. Çok neşeli bir toplantı oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani sağ olun hocam. Hiç yoktu ama güldüm yani. Çok teşekkür ederim. Ama son nokta çok iyiydi. Hayat boş tarlaya koş. Bundan sonra yaşam dersin. Ben bu yani. Peki. Daha kahkaha yogası yapmadık. Bir de onu yapsak Hülya yıkılır buraya.
Onu da yaparız inşallah. 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 Peki görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.